Merhaba, Spor'un not defteriyle karşınızdayız. Önce öne çıkan başlıkları aktaralım. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Benfica'yı ağırladı. Maçı konuk takım kazandı. Benfica lehine verilen penaltı maçın önüne geçti. Teknik direktör Fatih Terim hakemi eleştirdi. Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören'in devam etmemesi gerekir. Bu sözler Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ait. Koç Demirören'i girdiği ihale nedeniyle eleştirdi. Fenerbahçe Başkanı'nın bir diğer gündem maddesi de hakemlerdi. Ve Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçları Malatya'da başlayacak. Konuk Beşiktaş, kulüpten ayrılması gündeme gelen Quaresma'nın kafilede yer alıp almayacağı sorusu da yanıtını buldu. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde tur şansını zora soktu. Sarı Kırmızılılar Benfica'ya 2-1 yenildi. Galatasaray sahaya Trabzonspor maçındaki 11 ile çıktı. Pozisyon üretmekte zorlanan Sarı Kırmızılılar ilk yarıda Marcão'nun yaptırdığı penaltı sonrasında geriye düştü. Devre Savio'nun 27. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 tamamlandı. İkinci devreye daha iyi başlayan Galatasaray 54. dakikada Luindama ile eşitliği sağladı. 64. dakikada Seferovic Benfica'yı bir kez daha öne geçirdi ve maçı 2-1 Benfica kazandı. Öte yandan mücadelenin 40. dakikasında sarı kart gören Fernando cezalı duruma düştü. Deneyimli orta saha oyuncusu rövanş maçında forma giyemeyecek. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica mağlubiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. Terim, penaltı pozisyonunda hakemin yanlış karar verdiğini söyledi. Her şeye rağmen pozisyonu bulurken kötü bir gol yedik penaltıyla. Yani ben penaltı olduğunu da sanmıyorum. Ayrıca da UEFA kendi kupasına üvey evlatlık yapıyor bence. Üvey evlatlık muamelesi yapıyor. O bir tarafta var var, burada yok. İsmi de UEFA kupası. İkinci yarı iyi başladık. Normal oyunumuza döndük. Daha da iyi oynamaya başladık. Sıkıştırdık ve golü bulduk. Golden sonra tempomuzu da arttırdık esasında, ikinciyi de bulmak için. Ancak çok kötü bir gol yedik. Yani pozisyon yokken maalesef bu travmanın altından da kalkamadık. Açıkçası koruduk Mariano'yu. 11-12 gündür yok. Tekrardan bir sıkıntı olmasın diye. O yüzden sonradan da daha bir etkin olsun diye Kasımpaşa ve diğer maçları Benfica'yı da düşünerek onların ikisini öyle oynattık. Yoksa son maçında iyi oyuncularından bir tanesi Martin'di. Onun için başlamakta bir sakınca görmedik. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ülke futbolunun yönetimiyle ilgili federasyonu eleştirdi. Koç, hakem kararlarıyla ilgili yapılan hatalar hayatın doğal akışına aykırı dedi. Yıldırım Bey de kanaatimce en doğru olanı yapacaktır bu konuda. Devam etmemesi gerekiyor, yani net cevap. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, federasyonu ve hakemleri eleştirdi. Yıldırım Demirören'in başkanlıktan çekilmesi gerektiğini söyledi. Yıldırım Demirören, profil olarak baktığınızda aslında başkanlık tarafında 8 yıl, federasyon tarafında 8 yıl. Türkiye'de çok az insan var bu kadar tecrübeli. Başkanlık için doğru bir profildir. Ama iyi bir liderlik yapmak için de topa girmek gerekir. İddia konusuna gelince, hangi açıdan bakarsan bak, Futbol Federasyonu Başkanı'yla bu şirket sahipliğini yapan aynı kişi demiyorum, aynı aile bile olmaması gerekir diye düşünüyorum. Ali Koç, merakla beklenen basın toplantısına Barkovizyon sunumuyla başladı. Fenerbahçe'nin son 4 maçındaki hakem kararları mercek altına alındı. İçerisinde bulunduğumuz kabul edilemez duruma bir kılıf arama amacıyla değiliz. Son 4 haftada yaşananlarda resmin bütününe baktığımız zaman Fenerbahçe'ye karşı son 4 haftada gösterilen sistematik yaklaşıma dikkat çekmek. Fenerbahçe'nin son 4 haftada yaşadıklarını masum hakem hataları ve veya tesadüfi yanlışlar zinciri olarak izah etmenin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu düşünüyorum.
Fenerbahçe Başkanı Merkez Hakem Kurulu'nun federasyon tesislerinde yer almasını da eleştirdi. Tamamen bağımsız olarak karar alması gereken MHK'nin, yani bu kurulun baskı altında olmaması için fiziki konum olarak da federasyon tesislerinde bulunmaması gerektiğini düşünüyoruz ve öneriyoruz. Ama hakemlerimiz dışarıdan anlaşılmayacak çok ince mesajları olan bir sistemle ödül ve ceza süreçleri üzerinden yönlendirmeye açıktırlar. Barış Şimşek'in VAR koordinatörü olarak atanmasını gösterebiliriz. Taze bir örnek. Bildiğiniz gibi kendisi Kayseri maçımızın VAR hakemiydi. Artık bu Fenerbahçe'ye karşı bir meydan okuma mıdır? Ya da bizi cezalandırmanın ödüllendirilmesinin bir örneği midir? Ali Koç, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı için adı geçen Kuddusi Müftüoğlu'nun doğru bir tercih olmayacağını söyledi. Mevcut federasyon sisteminin sürdürülebilir olmadığını belirten Ali Koç, taze kanla yola devam edilmelidir ifadelerini kullandı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Yusuf Namoğlu'nun istifasını değerlendiren Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına da cevap verdi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz çarpıcı açıklamalar yaptı. TRT Spor'a konuşan Cengiz, MHK Başkanı görevinden istifa eden Yusuf Namoğlu için Namoğlu'nu şahsen tanırım ama başkanlık sürecimde asla aramadım. Ceza yediğimde de kimseyi aramadım. Ben her ağzımı açtığımda ceza yedim. Rakipler de yesin demiyorum. Benim de cezamı kaldırın, ben de maç izlemek istiyorum dedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına da değinen Mustafa Cengiz, kimseye antipatimiz yok. İsterim ki rakip takım başkanları federasyon başkanı olsun. Ali Koç federasyon başkanı olsun, yardımcıları da MHK başkanı. Oyunu kurallarına göre oynayacaksak bundan rahatsız olmam. Kim şampiyon olursa onu alkışlarım ifadelerini kullandı. Son olarak Ali Koç'un Fatih Terim için kullandığı kurnazlık kelimesine yanıt veren Cengiz, hocamız ironi yaptı. Ona kurnazlık denmez. Şar kurnazlığı başka bir şeydir. Ona girmeyelim. Orası üzer, kırar şeklinde konuştu. Galatasaray YouTube yazarak... Fenerbahçeli Roberto Soldado'nun cezası belli oldu. İspanyol futbolcu Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu geçen hafta oynanan maçlarla ilgili kararlarını açıkladı. Kayserispor karşılaşmasında kırmızı kart gören Roberto Soldado'ya hakeme sportmenliğe aykırı hareket yaptığı gerekçesiyle bir maçmen cezası verildi. İspanyol futbolcu maçın ardından mağlubiyette tüm sorumluluğu kabul ediyorum. Bireysel bir aptallıktan dolayı maçı kaybettik. Özür dilerim mesajını paylaşmıştı. Soldado cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe Atiker Konyaspor maçında görev yapamayacak. Beşiktaş bugün Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Siyah beyazlarda Ricardo Quaresma'nın durumu merak ediliyordu. Takım dün Malatya'ya gitti. Detayları NTV Spor muhabiri Ömüç Özlem'den alacağız. Ömüç. Quaresma kadroda. Beşiktaş'ın Malatya kafilesine dahil edildi. İki haftadır kart cezası nedeniyle forma giyememiş ve kadroya alınmamıştı ama bu maçın maç kadrosunda yer alacak. İlk 11'de olması zor ama ikinci yarı oyuna girebilir. Quaresma 1,5 aydır takımdan ayrılmak için Beşiktaş yönetimiyle pazarlık halindeydi. Alacaklarının tamamını alıp bonservisinin sahibi olup sözleşmesini feshetme niyetindeydi. Yönetimle bu konuda anlaşamayınca takımda kaldı ve artık şu an için sezon sonuna kadar Beşiktaş'a devam edecek gibi gözüküyor. Oğuzhan yok, tek eksik. Oynayamayacak Oğuzhan İstanbul'da kaldı. Malatya'ya getirilmedi. Bu akşam kadro nasıl olabilir? Kısaca ona da aktaralım. Bir önceki hafta Bursaspor karşısına çıkan ve 2-0 maçı kazanan kadronun yine bu akşam sahada olmasını bekliyoruz. Kalede Karius, savunmada Vida, Miren ve Caner değil, Adriano ve Gökhan orta sahada, Dorukhan, Atiba, Yayiç. Lens, Güven, Burak 11 ile Beşiktaş'ın maça başlama ihtimali çok yüksek. Malatya'da maç saati çok yoğun olmasa da kar yağışı bekleniyor. Hava da çok soğuk, çok sıcak değil. 3-6 derece aralığında bir sıcaklık var. Kar yağışı maçı etkiler mi? Artık onu maç saati olunca yaşayıp göreceğiz. Ve Evkur Yeni Malatya Spor Beşiktaş maçıyla ilgili bilgileri aktardık. Spor Toto Süper Lig'de bu haftanın programı nasıl bu maç dışında? Ekranlarınıza getirelim. 20.30'da Evkur Yeni Malatya Spor Beşiktaş'ı ağırlayacak demiştik. Yarın 3 maç var. 13.30'da Akhisar Spor Ankara Gücü, 16'da Bursa Spor Çaykur Rizespor, 19'da
Fenerbahçe Atiker Konyaspor. Pazar günü 4 maç oynanacak. 13.30'daki maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor Demirgrup Sivasspor'u ağırlayacak. Saat 16'da 2 maç var. İstikbal Mobilya Kayserispor Göztepe, Trabzonspor Aytemiz Alanyaspor. 19'da ise Kasımpaşa'nın konuğu Galatasaray. Haftanın kapanış maçı ise pazartesi günü oynanacak. Saat 20'de başlayacak maçta Antalyaspor Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Akhisarspor'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Ege ekibi yoluna Cem Kavşak'la devam edecek. Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, teknik direktör Cihat Arslan'la yollarını ayırdıklarını, takımı Cem Kavşak'ın çalıştıracağını açıkladı. Sezona Safet Susiç ile başlayan Akhisarspor 6. hafta öncesi Susiç ile yollarını ayırmış. Takımı Galatasaray maçına Cem Kavşak çıkarmış. Daha sonra göreve Cihat Arslan getirilmişti. Akhisarspor Arslan yönetiminde çıktığı 15 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Ege temsilcisi ligde son sırada. FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören İstanbul'da bir araya geldi. Zirvede renkli görüntüler ortaya çıktı. Infantino FIFA Futbol Yönetim Zirvesi için İstanbul'da bulunuyor. Buluşma federasyonun Riva'daki tesislerinde yapıldı. Gianni Infantino Yıldırım Demirören görüşmesi sonrasında antrenman sahasında mini bir turnuva düzenlendi. 4 takımın yer aldığı turnuvayı FIFA Başkanı'nın yer aldığı mavi takım kazandı. Turnuvaya katılan her oyuncuya madalya verildi. Kazanan takımın kaptanı Gianni Infantino kupasını Yıldırım Demirören'den aldı. Ve gazeteler var sırada. Hürriyet gazetesiyle başlayacağız. Turu ateşe attı başlığıyla Galatasaray'ın dünkü mağlubiyetinden haberler var. Cimbom evinde büyük şok yaşadı denilmiş. Terim'in var isyanı. Burada neden yok? Galatasaray teknik direktörü penaltı kararını eleştirdi bu maçın ardından. Tecrübeli çalıştırıcı UEFA kendi kupasına üvey evlat muamelesi yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde var var, burada yok ifadelerini kullandı. Mustera'dan hakeme tepki başlığıyla bir haber. Galatasaray kalecisi Fernando Mustera yanlış bir penaltı kararıyla geriye düştüklerini belirterek böyle önemli bir maçta haksız bir penaltıyla gelen 1-0 bizi aşağıya çekti diyor. Fernando da cezalı duruma düştü bu maçın ardından ve ikinci golü atarız diye düşünüyordum sözleri ise Figoli'ye ait Hürriyet gazetesine yansıyan. Sabah gazetesine bakacağız. Sabah gazetesinde varlığı bir dert, yokluğu yara başlığıyla verilmiş bu haber. Video yardımcı hakem sistemi ile ilgili Türkiye'de VAR'la yatıp kalktığımız şu günlerde Avrupa Ligi'nde niye VAR yok dedik. Savio'nun 27. dakikada gelen penaltı golüyle morali bozulan Aslan ikinci yarının başında Luyendama ile skoru eşitledi. Ancak Seferovic son darbeyi indirdi denilmiş. Ben dürüstüm, penaltı değil sözleri. Penaltıda başrol oynayan Marco A kendini savundu. Hep dürüst oldum, her zaman doğruyum. Penaltı değildi, şikayet etmeyi seven bir insan değilim. Artık kararı değiştiremezsiniz ama penaltı değildi. Bu seviyelerde bu hataları yapmamalıyız diyor. Bu mücadelenin rövanşı ise 21 Şubat'ta Lizbon'da oynanacak. Bu da yansımış Sabah gazetesinin bu sayfasına. Milliyet gazetesine bakacağız. Milliyet gazetesinde üvey evlat muamelesi başlığıyla yine VAR sisteminin UEFA Avrupa Ligi'nde olmamasına vurgu yapılmış. Marco A'nın pozisyonunun penaltı olmadığına inandığını dile getiren Fatih Terim, UEFA kendi kupasına üvey evlat muamelesi yapıyor. Öbür tarafta var var, burada yok yorumunu yaptı. Terim koruması başlığıyla Marco A ve Luyendama'nın performansını değerlendiren Fatih Terim, İkisi de çok iyi oynadılar. Tabii gollerde onların ismi geçtiği için dışlardan hatayı onlar yaptı gibi görünüyor. Ama 90 dakikaya baktığımızda sahanın önemli isimleri onlardı sözleri yer bulmuş gazetenin bu sayfasında. Yine aynı sayfada Osman Şener'in bu maçla ilgili değerlendirmeleri var. Tur zora girdi başlığıyla verilmiş, bir bölümünü aktaralım. Benfica umduğumuzdan daha iyi
bir takım çıktı. Maçın İspanyol hakemi de arkalarını alınca Galatasaray'ın işi daha da zorlaştı. Önce şunu söyleyeyim, penaltı çok ağır bir karardı. Maçın tamamında bütün inisiyatifini Portekiz ekibi lehine kullandı. Biz Türk hakemlerine kızıyoruz. Demek ki Avrupa'da da böyle hakemler çıkabiliyor. Muslera'dan tutun Cagne'ye kadar hiçbir futbolcu iyi gününde değildi. Bir tek Onyekuru olağanüstü mücadele etti. Onun da handikapı final paslarında çok başarısız. Galatasaray o maçta şahlanır mı bilemiyorum ama dün geceki futboluyla turu zora soktuğunu söyleyebilirim diyor Osman Şener bu yazısında. Fotomaç gazetesine bakacağız şimdi. Fotomaç gazetesinde hakem ataması tartışılır başlığıyla Mustafa Çulcu'nun görüşleri var. UEFA'nın Portekizli Benfica'ya komşusu İspanya'dan hakem ataması tartışılır. 26'da verilen penaltı yanlıştı. O mesafeden eline bile çarpsa penaltı verilmezdi diyor Mustafa Çulcu. Dün Galatasaray-Benfica maçındaki bu tartışmalı pozisyonla ilgili belki de turun kaderini etkiledi diyor. Hürriyet gazetesine bakacağız. Hürriyet gazetesinde de Quaresma ile ilgili haberler var yine. Ayrılığın eşiğinden dönen Portekiz'i yeniden takımda denilmiş. İyi bir form yakalayan Lens'in yeri ise garanti deniyor. Bu Malatya Spor maçı öncesi Şenol Güneş oyunu yine merkezden kurgulayacak. İki maçlık cezası biten Quaresma Malatya kafilesine alındı. Güneş Portekiz'i bugün yedek soyundurup ikinci devre şans tanıyacak. Güneş'in Kagawa'ya ise ilk 11'de yer vermesi bekleniyor denilmiş. Milliyet gazetesinde de Beşiktaş'la ilgili haberlere bakacağız. Şımarmadan katkı yapmalıyım. Siyah beyazlı futbolcu kendisi için her şeyin yolunda gittiğine vurgu yaptı. Bu kadar hoş karşılanmam normal değil ama ben buraya böylesi bir nazikliği veya saygıyı almak için gelmedim. İyi futbol oynamak ve skora katkı yapmak için buradayım. Güzel şeyler yapmak istiyorum. Şımarmamalıyım diye konuştu. Kagawa'nın sözleri Milliyet gazetesine böyle yansımış. Yine Quaresma kadroya girdi haberi de Milliyet gazetesinin bu sayfasında. Fotomaç gazetesine bakacağız. Fotomaç gazetesinin bu sayfasında Fenerbahçe ile ilgili haberler var. Tatlı sıkıntı. Rus takımı karşısındaki futboldan memnun kalan Yanal ilk 11'i kurmakta zorlanıyor. Harun, Volkan, Moses, Valbuena tercihleri merakla bekleniyor denilmiş. Antrenmandan görüntüler, fotoğraf kareleri gazetenin bu sayfasında morallerin yerinde olduğunu aktarıyor Fotomaç gazetesi. Ve Fanatik gazetesine bakacağız. Fanatik gazetesinde sıra geldi lige başlığıyla verilmiş Fenerbahçe ile ilgili haberler. Fenerbahçe Zenit'i 1-0 yenerek Avrupa'da yola devam etme adına avantaj yakaladı. Sarı lacivertler de şimdiki hedef ligde işleri yoluna koymak. Konyaspor ve Beşiktaş'la iki zorlu maça çıkacak olan Kanarya'da hedef 6 puanla üst sıralara tırmanmak. Ve Avrupa'dan futbol haberleriyle devam edeceğiz. Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar takımı Paris Saint-Germain'in Manchester United'ı yendiği maçta büyük sevinç yaşadı. Öyle ki gollerde koltuk değneklerini attı ve defalarca zıpladı. Paris Saint-Germain kazandı, Neymar ayaklandı. Sağ ayak tarak kemiği kırılan ve şu sıralar koltuk değnekleriyle yürüyebilen Neymar'ın tedavisi sürüyor. Brezilyalı futbolcu takımının Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 2-0 yendiği maçı evinde izlemek zorunda kaldı. Özellikle Mbappe'nin farkı ikiye çıkaran golünde büyük sevinç yaşadı. Ancak Neymar en az 1,5 ay daha takım arkadaşlarını televizyondan izlemek zorunda. Brezilyalı futbolcu 23 Ocak'taki Strasbourg maçında sakatlanmış, sahadan ağlayarak çıkmıştı. Doktorlara göre Neymar en erken Nisan ayında sahalara dönebilecek. La Liga takımlarından Atletico Madrid teknik direktör Diego Simeone'nin sözleşmesini uzattı. Arjantinli teknik adamın yeni sözleşmesi 2022'de sona eriyor. Diego Simeone Atletico Madrid'de olan sözleşmesini uzattı. Madrid kulübüne geldiği andan itibaren Atletico'yu yeniden Avrupa devleri arasına sokmayı başaran Arjantinli teknik adam 2022 yılında sona erecek yeni bir sözleşmeye imza attı. 2011 yılında Atletico Madrid'in başına geçen Simeone ilk sezonunda İspanyol ekibiyle UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı.
Madrid takımıyla ikisi Avrupa Ligi, ikisi de Avrupa Süper Kupası olmak üzere 6 kupa kazanan 48 yaşındaki teknik adam, Kırmızı Beyazlılara 2 kez de Şampiyonlar Ligi finali oynatma başarısını gösterdi. 90'lı yıllarda Atletico Madrid forması giyen Diego Simeone'nin sözleşmesi gelecek sezon sona eriyordu. Atletico Madrid bu sezon La Liga'da oynanan 23 maç sonrasında lider Barcelona'nın 7 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United 2018-19 sezonu mali raporunu açıkladı. Raporda Aralık ayında görevine son verilen Jose Mourinho'nun tazminatı da yer aldı. Manchester United'ın raporunda Portekizli teknik adam ve ekibine 19.6 milyon sterlin ödeneceği duyuruldu. İngiliz ekibinin bu yıl beklediği gelirse yaklaşık 806.7 milyon dolar. Kırmızı Şeytanlar 3-1 kaybedilen Liverpool maçı sonrası Mourinho'nun görevine son vermiş, yerine eski futbolcusu Ole Gunnar Solskjaer'i getirmişti. Fransa'da Caen ve Nantes kulüpleri hayatını kaybeden eski futbolcuları Emiliano Sala'yı birlikte andı. İki takımın karşılaşması öncesi statta duygusal anlar yaşandı. Futbol dünyası Emiliano Sala'nın yasını tutmaya devam ediyor. Görüntüler Fransa'daki Michel Dornano stadından. Sala'nın iki eski takımı Caen ve Nantes lig maçında karşılaştı. Mücadele öncesi Emiliano Sala bir dakika boyunca alkışlarla anıldı. Teknik direktörler Fabian Merşadal ve Vahit Halilovic duygularına güçlükle hakim olabildi. Geçen ay Nant'tan Cardiff City'ye transferini tamamlamak için İngiltere'ye doğru yola çıkan Sala, kendisini taşıyan uçağın Manş Denizi'ne düşmesi sonucu 28 yaşında hayatını kaybetmişti. Bir anma haberimiz daha var. Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo, geçen hafta hayatını kaybeden genç sporcularını andı. Maracana'yı dolduran 50 bin taraftar saygı duruşunda bulundu. Statta yine duygusal anlar yaşandı. Görüntüler Maracana'dan. Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo, tesislerinde çıkan yangında hayatını kaybeden 10 genç futbolcuyu andı. Fluminense maçı öncesinde stadyumu dolduran 50 bin kişi saygı duruşunda bulundu. Duygu dolu anlarda bazı taraftarlar gözyaşlarını tutamadı. Tribünler başlama vuruşunun ardından telefonlarının ışıklarını açtı ve maçın ilk 10 dakikası boyunca aralarından ayrılan gençler için şarkılar söyledi. Brezilya milli takımı teknik direktörü Chiche de bu zor günde kulübe destek olmak için tribündeki yerini aldı. Geçtiğimiz hafta Flamengo tesislerinde çıkan yangın sonucunda 14 ila 16 yaş arasındaki 10 genç futbolcu hayata veda etti. Polis halen facianın sebebini soruşturuyor. Şimdi kısa bir reklam arası, ardından karşınızdayız. Basketbol var sırada. Ankara'da düzenlenen Erkekler Basketbol Türkiye Kupası'nın yarı finalistleri belli oldu. Erkekler Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oldu. Gaziantep basketbolla karşı karşıya gelen Anadolu Efes rakibini 73-59 mağlup etti. Lacivert Beyazlılar'da 16 sayı kaydeden Adrian Muarman maçın en skorer ismi oldu. Gaziantep basketbolda Şak Mekkes için 11 sayısı mağlubiyeti engellemek için yeterli olmadı. Günün diğer çeyrek finalinde ise Beşiktaş Sonpocepen Tofaş'ı 83-89'la geçti. Siyah beyazlılarda 30 sayıyla oynayan Birleşik Amerikalı Jason Rich galibiyetin mimarı oldu. Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe Beko Türk Telekom, Anadolu Efes Beşiktaş Sonpocepen eşleşmeleri oynanacak. Ve Formula 1'de yeni sezon yaklaşıyor. Son olarak Red Bull takımı yeni otomobilini tanıttı. Formula 1'de sezon öncesi takımlar araçlarını tanıtmaya devam ediyor. Son olarak Aston Martin Red Bull'un otomobili RB15 Silverstone'da görücüye çıktı. Takımı pilotu Max Verstappen aracın hem görüntüsünden hem de performansından memnundu. Yeah, I think the car looks really cool. Desenlerini çok sevdim, çok havalı. Otomobile binerken çok heyecanlıydım. Pistte iyiydi,
herhangi bir sorun çıkarmadı. Antrenman yaptıkça aracı ve motorunu daha yakından tanıyacağım. Ama şu ana kadar deneyimlediklerimden memnunum. Max Verstappen geçen sezon sürücüler klasmanında 4., Red Bull markalar klasmanında 3. olmuştu. Formula 1'de yeni sezon her zaman olduğu gibi Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak. İlk start 17 Mart'ta verilecek. 21. ve son yarışsa 1 Aralık'ta Abu Dhabi'de koşulacak. Ve son olarak günün öne çıkan 3 maçının oranlarını ekrana getireceğiz. Evkur Yeni Malatya Spor Beşiktaş maçında ev sahibi galibiyetine 3.20, konuk takım galibiyetine 1.80, beraberliğe 3 oran verilmiş, alt oranı 1.65, üst oranı 1.70 olarak belirlenmiş. Augsburg Bayern Münih maçında ev sahibi galibiyetine 9, konuk takım galibiyetine 1.15, beraberliğe 4.75 oran verilmiş, alt oranı 2.50, üst oranı 1.25. Ve Queen's Park Rangers Watford maçında ev sahibi galibiyetine 3.75, konuk takım galibiyetine 1.65, beraberliğe 3.05 oran verilmiş, alt oranı 1.55, üst oranı 1.80 olarak belirlenmiş. Sporun not defterini noktalıyoruz ama gün boyunca spordaki gelişmelerle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.